ikisi de yapalım ya. İşte ikisi de yapalım. Şu ne? Düşürmesi de çok iyi olur ya, beğenmez bence. Ha, bu olur ya. Şu ayak sesleri kötü. O sesler slow olur. Onlar da slow olursa. Seni seviyorum. Saat 9'da burada buluşuruz. Biraz sabah sabah suratlar asık olur, az konuşuruz. Montaja başlamaya bir türlü canımız istemez. Önce biraz gazetelere bakarız. Fakat eninde sonunda yüzleşmemiz gerektiğini de biliriz. 5 ay sonra artık biraz bıkmışızdır. Çünkü bir de uzun süre bilgisayara bakıp sürekli ne yapmak gerektiğini düşünmek çok yorucu ve baş ağrıtıcı olabiliyor. Böyle sık sık başım ağrıyor değil mi? 3 günde bir. Sanki dışarıda müthiş bir hayat devam ediyormuş gibi gelir. Bir şeyleri kaçırıyormuşuz gibi gelir burada. Sanki bir mahzene kapanmışız. Bazen bu duygularla da cebelleştiğimiz olur. Ama eninde sonunda bir yemeğe çıkarız. Kahvede bir çay içeriz. Orada da canımız sıkılır. Hadi yine geliriz yüzleşmeye. Montaj, kurgu bence sinemanın en yaratıcı aşamalarından bir tanesi. Bu, tabii ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani her yönetmen farklı çalışır ama benim sinemamda montaj özellikle büyük bir önem taşır. Bu her şeyden önce bir kere her şeyden çok emin olamayan bir yapım olmasından dolayı. Yani senaryo ve çekim aşamasında tam olarak istediğim havayı ya da istediğim dozu neyin vereceği konusunda tam olarak emin olamam. O yüzden sonuç gerçekten o istediğiniz doz meselesi montajda ortaya çıkar. O yüzden montaja bana
esneklik sağlayacak, çeşitli uçlara doğru salınabilecek bir esneklik sağlayacak kadar malzemeyle gelmek isterim. İlk filmimden beri Ayhan'la çalışıyoruz. Ayhan eski montaj yöntemlerine alışmış, yani onda çalışa gelmiş bir arkadaş olduğu için daha çok Prevost ya da Moviela tarzı eski makinelerde çok süratli çalışan biri. Ama bilgisayar teknolojisine pek bilmiyor. Ama tabii çok önemli değil bu, çünkü önemli olan fikir montaj aşamasında tabii ki. Ayhan'la zaman içinde fikirlerimiz yakınlaştı. Dolayısıyla artık konuşmadan birbirimizin ne demek istediğini çok rahat anlayabiliyoruz. İlk filmim Kasabayı çektiğimde Ayhan'la önce kendim 2 ay uğraşmıştım. Bir montaj masası satın almıştım eve, şu arka odada duruyordu. Çok yavaş gidiyordu tabii her şey, çünkü makineyi kullanmayı yeni öğreniyordum. Sonra Ayhan'ı çağırdım ilk defa. Hem fikirleri hem makineyi çok süratli kullanması beni etkilemişti. Ama şimdi o benim arkamda oturuyor. Ben tam tersi oluyor. Bu Fransa'da yapılan şimdi abi. Rahmet ya, bak abi, kontrastı görüyor musun? Yumuşaklık var abi. Bu biraz daha değişti yani. Çok farklı. Baksana ya. Baksana burada aynı şehirdeki gibi çocuklar. Bak sizin objektif de kötü, görüyor musun? Sinemaskop objektif. Gidiyor yani, sinemaların hepsi böyle. Netliği ayarlayamıyorsun değil mi Osman? Netliği ayarlayamıyorsun, ondan abi. Netlik! Netliğe baksana lan.